bol soslu tavuklu arabiyattamızın yapımına başlayabiliriz. Tencereme suyumu koydum arkadaşlar. Ben makarna tenceresinde yaptım ama normal bir tencerede de yapabilirsiniz. Makarnalarımızı güzelce ölçüye uygun bir şekilde makarnanın dakikasına göre haşlıyoruz. Bu arada ben bunu yan tarafa alıyorum. Bir yandan da arabiyatlarımızı yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Tencereme zeytinyağımı ekliyorum. Birazcık kızması için bekliyorum. Burada yaklaşık 500 gram kadar tavuk göğsüm var arkadaşlar. Küçük küçük doğradım. Kızdırdığım tencereme ilave ettim. Güzelce her tarafı pembeleşene kadar kızartıyorum. Hafiften suyunu saldı, çekti. Bu aşamada bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bu arada arkadaşlar spagetti olduğu için ara ara karıştırmayı unutmayın. Yan tarafta da spagettimiz oluyor. Birazcık pembeleşmeye başlayınca 2 adet doğramış olduğum soğanı ilave edeceğim içerisine. Tavukların kokusu mis gibi oldu arkadaşlar tereyağını eklediğim için. Pembeleşmeye de başladı gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine 2 adet böyle şerit halinde doğradığım soğanımı ekliyorum. Bol soğanlı yapıyoruz, bol sebzeli yapıyoruz. Dolu dolu böyle sebzeli bir arabiyatta oluyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Benim en sevdiğim makarnalardan diyebilirim. Sizlerin de favorisi olacak. Eminim hiçbir restoranda böyle lezzetli bir makarna yemezsiniz arkadaşlar. Bu tarifi mutlaka deneyin. Bu hazırladığımız sosu sadece bu şekilde bile ekmeğe banıp yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Soğanlarımı hafiften öldürdüm. Yumuşadı. Rengi de dönmeye başlarken burada 4-5 adet kadar sarımsağım var. Tavuklu olunca sarımsak çok yakışıyor. Sizler de mutlaka ekleyin. Kırmızı ve yeşil biberim var arkadaşlar. 2 adet kırmızı ve yeşil biber. Bu aşamada ekliyoruz. Ve birlikte karıştırıp bunların da hafiften erimesini sağlıyoruz. Şimdiden öyle güzel görünüyor ki sıra baharatlara geldi. Burada kimyon, karabiber, kırmızı toz biber ve tuzum var arkadaşlar. Hemen hemen hepsinden birer tatlı kaşığı kullandım. Tavuk olunca tabii ki kimyon mutlaka eklenmeli gibi geliyor bana. Tabii damak tadınıza göre sizler de farklılık gösterebilirsiniz baharatlarda. Ben en çok sevdiğim şekilde, lezzetli olduğunu düşündüğüm şekilde sizlerle paylaşıyorum. Sizin tavsiyeleriniz varsa yorum kısmına sizler de tavsiyelerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Keyifle okuyorum yorumlarınızı. Veya istediğiniz tarifler varsa mutlaka söyleyin. Böyle dolu dolu bir yemek kaşığı biber salçası ve bir yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Bu karışımıma. Salçam kavrulduğu için de 2 adet doğranmış domates ekliyorum. Püre de yapabilirsiniz ama ben tanelerinin görünmesinden hoşlanıyorum bu tarifte. Domatesi her zaman makarnada en son ekliyorum arkadaşlar. Çünkü en çabuk yumuşayan malzeme bu.
Şimdi makarnamın suyundan yaklaşık 1 su bardağı kadar ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Çok güzel oldu. Artık makarnalarımızı ekleyebiliriz. Tek kaşıkla karıştırmak bayağı zor olacaktır. Böyle yavaş hareketlerle makarnamızı karıştırıyoruz. Nefis oldu. Mutlaka bu tarifi evde uygulayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz da maydanoz ekledim. Kapattıktan sonra ekliyoruz ki yeşilliğini korusun. Şimdi servis tabağına alalım. Yemeğimiz servisi hazır. Çok güzel oldu gerçekten. Sizler de mutlaka bu tarifi deneyin. Beğeneceğinize eminim arkadaşlar. Herkese şimdiden afiyet olsun.